İlk albüm, yani Marshall Planı ve yakında çıkacak olan ikinci albüm Budala. İkisinde de dünyadan şairler veya da şairlerin şiirlerini bestelediniz, onları söylüyorsunuz. Kim bu şairler? Şimdi bir büyük Anadolu ozanımız var tabii ki Sultan. Jacques Prévert var. Bir Fransız şair. Pushkin var. Ingeborg Bachmann var. Paul Celan var. A. Kadir var. Ağzını bilir arkadaşı. Machado var. Antonio Machado. İspanyol şair. Ya yani bunların dillerine ve dinlerine baktığımız zaman garip bir tablo çıkıyor ortaya. Yani bir Alevi ozanı var, büyük bir Ermeni şair var. Porselen topluma kampından zorlukla kurtulmuş bir Yahudi şair. Şimdi yani sözün bittiği yer burası işte yani. Bütün dinlerden ve dillerden büyük şairleri yan yana getirmeye çalışıyoruz. Hepsi aynı şeyi anlatıyor, hepsi insanı anlatıyor. Hepsi insanın sıkıntılarını, dertlerini, hüzünlerini, bahara bakışlarını, umutlarını, toprağa bakışlarını, sevgiliye bakışlarını. Ve modlar var. Tabii, yani o da başka bir Fransız şair. Şimdi işte Zaharat var birinci albümde. Diyor ki işte hiç parçasını, sekizinci parçası albümün Marşatlı'nın gece gündüz sorun kendinize gözünüzün ışığını aldılar mı hiç? Yani İstanbul'da yaşamış bir yerden şair söylüyor. Acaba ne demek istiyor? Yani kendini istiyor olabilir. Acaba. Şey diyor yani bana çok sert geliyor bu söylediği şey yani. Aslında şöyle bir anekdot kısacık anlatayım. Toplama kampında küçük bir kız kabus görüyor. Onu da babası yanında. Babası onu uyandırmaya çalışıyor ve başka bir psikolog var. Toplama kampında onunla beraberler. Hayır diyor, sakın diyor, uyandırmayın onu diyor. İçin diyor. Kabus toplama kampından daha korkunç olamaz diyor. Yani, şimdi Porselen Günahlar şiirinde, o da yedinci parçasıdır birinci albümün. Uyarıyorsunuz bizi diyor, günahlar işliyorsunuz diyorsunuz diyor. Tamam diyor, üstümüze gelsin diyor bütün günahlar. Diyor. Yani, günahların en büyüğünü yaşadım zaten diyor. Yani, toplama kampında daha büyük bir günah yok diyor yani. Ben yaşamadım. Ama başına gelmesi gerekmiyor bunu anlamak için. Bütün meseleler ne bu zaten? Öngörü dediğiniz şey o zaten. Görünüyor yani. Görünüyor. Toplama kampı sendromudur. Siz bütün dünyayı bir toplama kampı olarak algılıyorsunuz. Yani. Ben öyle algılamak istemiyorum. Böyle olmaması için bir şeyler yapılması gerekiyor. Bir şeyler söylenmesi gerekiyor. Hepimizin dinlendiği, hepimizin fişlendiği, hepimizin potansiyel olarak hapse girebileceği bir dönemde yaşıyoruz. Aslında hep bu dönemi yaşıyoruz. Sadece farkında olanlar var, farkında olmayanlar var. Mesele burada. Farkında olanların sayısı sandığımızdan daha fazla. Diye düşünüyorum ben. Öyle zannetmek istiyorum yani. Farkında oldukları için belki de ses çıkarmıyor olabilirler. Şimdi bu sessizlik bu toprağın özelliklerinden bir tanesi. Yani sabır. Peki o zaman Pir Sultan niye sabredememiş? Niye konuşmuş?
kimin konuşma ihtiyacı hissetmiş? O zaman niçin bugün bu kadar az insan bu konuda konuşuyor? Ya da konuşanlar, konuşanların neden konuşamadığını çok iyi biliyoruz bugün. Başlarına neler geldi çok iyi biliyoruz. Şimdi Aziz Nesin'e soruyorlar, diyorlar ki Sivas olaylarında ürktünüz mü diye soruyor. Çok cahilce bir soru tabii, böyle sorulmaz o soru. Ama öyle soruyor yani röportajı yapan için. Ürkmedim diyor, korktum diyor, hayvanlar ürker diyor. Şimdi gülüyorum da yani. Hani işte bir büyük usta değil mi Aziz Nesin yani? Bir yanlış sorudan değil mi yani, tavırsız bir soru. Aslında tavırsız demeyeyim yani, cahilce yani, kelimeyi güzel seçememiş yani. Çünkü ürktün mü gerçekten hani sırtınıza bir soğuk su damlaması gibi bir şey yani aslında ürkmek yani. Ama burada ürkülecek bir durum yok, korkulacak bir durum var yani. Yanıyorlar insanlar, yandılar. Yanan insanlar Ozan, şairdi, yazardı. Masum Bedirci'ydi. Korkunç şeyler yani. Bunu nasıl sorgulayamazsın sen devlet olarak yani? Sen neredeydin? Neredeydin? Ne yaptın yani? Niye bir şey yapmadın yani? Bunu soran yani, yananlar yandı, sorgulayanlar da yanıyor. Olacak iş değil yani. Şimdi peki hani bu bir kısır döngü mü yani şimdi? Yani bu mu yani? Bunu kabulleneceğiz mi yani? Bu kabullenilebilecek bir şey değil ki. Bunu kabullenemezsiniz yani. Olamaz yani bu. Bu sizin başınıza gelebileceği için değil. Bu hiç kimsenin başına gelmemesi gereken bir şey. Hiç kimsenin başına gelmemesi lazım. Bunun için zaten bir şeyler söylenmesi lazım. Bunu söyleyen insanların etrafında da toplanmak lazım. Toplanılmazsa sonumuz felaket. Yani çocuklarımızı özgürce büyütemeyeceğiz. Onları temiz topraklar bırakamayacağız. Onlara yaşanabilir bir hayat bırakamayacağız. Biz sürekli başka şeylerden bahsedeceğiz. Bahsetmemiz gereken şeylerden bahsedebiliriz. Hep bahsetmemiz gereken şeylerden bahsedeceğiz. Oğlum yapma diyeceğiz. Oğlum dur diyeceğiz. Kızım gitme diyeceğiz. Daha doğrusu yaşama diyeceğiz. Kendini kapat, kısıtla, küçül. Birisinin kölesi olarak çalış, ağzını tut, maaşını al, eline git. Yani bu olmaz yani. Ben bunu olmuyor yani. Hani nasıl olur? Olamaz yani. Onun olamayacağı çok acı çünkü. Ya bunu ben söylemiyorum ki. Bunu zaten herkes söylüyor yani. Herkes azıcık durumun farkında olan, sadece Sivas'la ilgili söylemiyorum yani. Olan hani şimdi gündemden düştüğü için söylüyorum. Çünkü gündemden düşmeyen bir şey bu yani. Düşemeyen bir şey, düşmemesi gereken bir şey. Ama yani biz bunları böyle ne yazık ki bayrak anılar olarak yani yaşayan yaşaya bile öğrenemiyoruz bunu. Yani bu kadar yaşanmış korkunç olay var. Buna rağmen burada bir toplumsal farkındalık oluşamaması çok beni çok üzüyor. Yani bu topraklarda bu farkındalığın oluşması lazım. Mümkün değil. Aksi hani yana yana mı ne yapalım yani? O zaman öyle ne yapalım demek zorunda kalıyoruz yani. Halbuki hiç gerek yok yani. Çünkü bence nehrin öte yanı belli, görünüyor. Peki o zaman bu bir farkındalık